24. sorumuza devam ediyoruz. Aşağıdaki grafikte hayvan hücresinin su oranının T1, T2 ve T3 zaman aralıklarındaki değişimi gösterilmiştir. Bakalım şimdi bu grafiğimiz arkadaşlar. Evet, T1 anında su azalmış. T2 anında su artmaya başlamış, eski haline, normal seviyeye geri gelmiş. T3 anında ise normal seviyenin üzerine çıkmış. Şimdi buradaki olayları sırasıyla yazacak olursak 1. hücrenin büzülmesi yani plazmoliz değil mi arkadaşlar? 1. plazmoliz. 2. eski haline geri gelmesi deplazmoliz. Üçte ise normal seviyenin üzerine çıkmış yani şişmiş turgor durumudur. Cevaplarımıza baktığımız zaman evet C seçeneğinin doğru olduğunu göreceğiz arkadaşlar